I told you all that I was the greatest of all time. Usain Bolt, the NBA champion. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. ...33 yıllık kısa ömrü küçük İtalyan kasabası Monza'da son bulan Wolfgang von Trips, 1961 İtalya Grand Prix'sinde 3. bile olsa şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak meşhur Parabolica virajına gelirken Jim Clark'ın Lotus'uyla teması Ferrari pilotu von Trips ve 15 seyircinin hayatına mal oldu. Takım arkadaşı Phil Hill tarihin ilk Amerikalı şampiyonu unvanını elde ederken yarış durdurulmamıştı bile. Britanyalı pilot Tony Brooks o günle ilgili şöyle diyecekti. Biz yarış pilotları olarak hala 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir tutumun etkisindeyiz. Tehlike yaşamın bir parçası. Kimse bizi yarışmaya zorlamıyor ve biz bu riski kabul ettik. Yarış bittiğinde bizi asıl üzen masum seyircilerin ölmesiydi. Brooks taş kalpli değildi. Yalnızca o dönem dünya daha az naif ve çok daha gerçekçiydi. Formula 1'in görkeminden gözümüzü kaçırdığımızda farkına vardığımız ölüm aslında daima bu sporun yanı başındaydı. Hayatını kaybettiği yılın başlarında von Trips bir karting pisti inşa ettirmişti. Kerpen'deki pist farkında olmadan bıraktığı bir mirastı aslında. Aşağı yukarı 1970'lerin ortalarına doğru tuğla ustası Rolf, Hürth'teki evinin mutfağında iki oğluna bir karting pisti kiraladığını müjdeledi. Mihail'in gözleri parlarken Ralf çatalıyla tabağındaki yemeği kayıtsızca dürtüyordu. Mihail Schumacher, Wolfgang von Trips'in erişemediği şampiyonluğa giden yolun ilk adımını bizzat onun inşa ettirdiği pistte atacaktı. Oğlu 6 yaşında ilk karting şampiyonluğunu kazandığında baba Rolf maddi sınırlarının sonuna gelmişti. Ancak nihayet uzun yıllar süren uğraşının karşılığını almış ve oğlu Mihail'in yarışabilmesini sağlayacak sponsorları bulabilmişti. O da babasını yüzüstü bırakmadı. 18 yaşına geldiğinde Almanya ve Avrupa karting şampiyonuydu artık. Devamında profesyonel bir yarışçı olmak için okulu bırakacak ve teknik bilgisini geliştirmek için de bir yarış takımında mekaniker olarak çalışmaya başlayacaktı. 1988'deki Formula König şampiyonluğu Schumacher'in otomobil markaları tarafından fark edilmesini sağladı. 1991 yılında Mercedes'le Formula 3000 Japonya serisinde şansını denedi. O sıralar Mercedes'in niyeti kendi F1 fabrika takımını kurmaktı. Ancak 1991'de yaşanan ekonomik durgunluk planları suya düşürdü. Mercedes'in planları yatınca Schumacher kendi yolunu çizmeye karar verdi. O sene F3000'den bir üst lige çıkıp F1'e yeni giren ilginç bir takım vardı. Jordan Ford. Jordan'ın Belçikalı sürücüsü Bertrand Gachot, Londra'da karıştığı bir kavga nedeniyle 6 ay hapis cezası alınca Belçika Grand Prix'sine bir hafta kala takımın bir otomobili boşta kaldı. Menajeri Willy Weber, Eddie Jordan'ın talep ettiği 150 bin dolarlık parayı bir şekilde Mercedes'ten bulunca Schumi, Silverstone'un kısa pistinde hayatında ilk kez Formula 1'de direksiyon başına geçti. 22-year-old German making his debut in Formula 1. Genç Alman, hayatının ilk F1 sınavı olmasına rağmen o kadar iyi bir zaman çıkardı ki Jordan, pistin zaman tutma sisteminde bir hata olup olmadığını sorgulamak durumunda kaldı. You must be very happy with your result. Yeah, sure, I'm really happy. But anyway, I have to say with this car, you can do this qualifying time. F1'in Almanya'da bir türlü istediği kadar büyüyememesinden şikayet eden patron Bernie Ecclestone, bu genç yeteneği gördüğünde aradığı sihirli formülü bulduğunu bir çırpıda anlamıştı. Bir ulusu peşinden sürükleyebilecek kadar hızlı bir pilottu Mihail Schumacher. Böylelikle Bernie, Schumi'nin zamanın en kuvvetli 4. takımı Benetton'a geçmesinde başrol oynadı ve geleceğin Formula 1 efsanesi genç bir yıldız adayı olarak 1992 F1 sezonuna başladı. German who is driving an absolutely magnificent race, had
talk to him. Third position, the hero of Germany. Schumacher challenging Ayrton Senna in the McLaren as they come up to the end of the hairpin, and there's a contact there. Who is it? It's Schumacher. And who is he hit? It's one of them. It's Senna. And now they're filtering their way round. Are they going to stop the race? On the first... Welcome to the finest Grand Prix circuit in the world. Now, the bad news is that I fear it is going to rain. Mansell, Senna, Schumacher, Patrese. There's the green. Schumacher is indisputably pushing Ayrton Senna. 23-year-old West German on his way to victory for the first time in his 18-race career. Schumacher wins at Spa, and what a convincing one. He's over 30 seconds ahead of the new world champion, Nigel Mansell. Afterwards, naturally enough, the centre of attention, Michael Schumacher, the 23-year-old German, currently the hottest property in Grand Prix motor racing. Başta Ayrton Senna gibi gözü kara pilotlara karşı mücadeleye girmekten çekinmediğini gösteren Schumi, bir galibiyet ve 9 podyumla biten 1993 yılıyla birlikte en çok gelecek vaat eden yıldız konumuna oturmuştu bile. 1994'e gelindiğinde ise kurallar köklü şekilde değişmişti ve son 2 yılın üstün takımı Williams-Renault hız avantajını kaybetmişti. 2 senedir yarışma hayalini kurduğu Williams'a geçen Ayrton Senna, sezona 2 pole pozisyonu alarak başlasa da Benetton Ford'la Schumacher, rakibinin evi Brezilya ve Japonya'dan zaferle ayrıldı. Formula 1'in marka yüzü Ayrton Senna, bu genç adamın ne kadar hırslı olduğunu aslında daha en başından anlamıştı ki... Buna çok da kafa yormamıştı muhtemelen. Kendi geçmişini düşünmesi bile yetmiş olmalıydı. İki kızgın boğa çarpışmaya hazırdı artık. Ancak sadece Formula 1'in değil, belki de spor tarihinin en karanlık günü kapıdaydı. And you hear the engine revs rise as Senna followed by Schumacher. There is Berger. We're on lap 6 now and the San Marino Grand Prix is go again and as before, Schumacher is the chief rival to Ayrton Senna. Senna, my goodness, I just saw him plunge off to the right and Senna has joined Pedro Lamy and JJ Leto in a shattered motor car. You can see the debris on the right. What on earth happened there? I don't know, but Senna is still in the car. Means to say, of course, that Schumacher has gone into the lead, but the important thing is now, how is Ayrton Senna? Arrangements are being made for them to be taken away from the circuit and taken to the hospital and to follow events from there. But the mood, as you can expect down here, Murray, is one of not great enthusiasm for the race to come, if indeed there is to be a race to come. Good evening. Ayrton Senna, 3 times world motor racing champion, has died after crashing during the San Marino Grand Prix. Senna'nın kaybıyla sonuçlanan yarışın ardından koşulan ilk Grand Prix olan Monaco'da, Schumacher'in kariyerinin ilk pole pozisyonunu alması adeta bir devrin bitişini ve yeni bir devrin başlangıcını simgeliyordu. Michael Schumacher, winner for the very first time in the Grand Prix of Monaco. All in all, great day after some very tough times on the Formula One circuit. Steve? Tartışmalı ve karanlık 1994 sezonu tartışmalı bir finalle son bulacaktı. Adelaide'a lider giden Schumacher bir virajda hata yaparak hafifçe duvara çarptı. Kendisine atak yapan Damon Hill'in üzerine kapıyı kapatan Schumacher temasla beraber bariyerlere gömüldü. Ancak Hill'in de sol ön süspansiyonu hasar almıştı. Böylece şampiyona 1990 Senna Prost kazasından sonra bir kez daha tartışmalı ve çarpışmalı bir finalle sona ermişti. 25 yaşındaki Schumacher artık bir Formula 1 dünya şampiyonuydu. Everybody in the Benetton Ford team are delighted they have got a world champion driver. For me it was always clear that I'm not going to win the championship and it's Ayrton who is going to win the championship and I'd like to take this championship and give it to him.
Schumacher's victories continued in 1995 as the rivalry with Damon Hill intensified. Oh, what's happened? Damon's lost it, has he? It's Schumacher. They're both off, they're both out. Off goes Damon Hill out of the race. And Michael Schumacher takes the lead. But Hill hits Schumacher. They both go off. Amazing. His second title in successive years. Michael Schumacher, world champion 1995, and a title won with much less controversy than in 1994. The rumours, Michael, are saying that the asking price for 1996 is $20 million and Ferrari are willing to pay it. True or false? Schumi Benetton'la yola devam etse çok büyük ihtimalle 1996'da da şampiyon olurdu. Ama onun gönlünden geçen renk kırmızıydı. Ferrari de kendisini yıllar sonra şampiyonluğa götürecek ismi bulduğuna inanıyordu. Son pilotlar şampiyonluğunun üzerinden 15 yıldan fazla zaman geçmiş Ferrari için bu durum kabul edilemezdi. Tarihin en prestijli spor otomobili Formula 1'i yeniden domine etmek zorundaydı. Bunu da kiminle yapacağına çoktan karar vermişti. Ferrari'nin kırmızı otomobiline Michael Schumacher'den başkası oturamazdı. But this kind of motivation was exactly the thing I was looking for. I was not looking for an easy job where I sit in a car and I'm be able to win every race. That is not the kind of challenge I'm looking for. I really want to fight hard for the victories as I have done always in past. Alman yıldız San Marino'da Ferrari ile ilk polünü, İspanya'da 45 saniye farkla ilk zaferini yakaladı. Ancak yeniden yapılanma yılı 3 zaferle noktalansa da şampiyonluk Damon Hill'e gitti. 1997'de Schumacher-Ferrari ortaklığı Jacques Villeneuve-Williams ikilisinin karşısına çıktı. Schumacher 5 zafer aldığı sezonun son yarışına Villeneuve'ün 1 puan önünde girdi. Kanadalı rakibi kendisine 48. turda atak yaptığında direksiyonu Villeneuve'ün üstüne kırdı ve Williams'a çarptı. Schumacher çakıl havuzuna gömülürken yarışı 3. bitiren Villeneuve şampiyonluğa ulaştı. Tıpkı 1994 gibi o sezonu da tartışmalı bir kazayla noktalayan Schumacher'in rakibine kasıtlı çarptığı gerekçesiyle tüm puanları silindi ve Alman pilot klasmandan çıkarıldı. I have to admit that I have done a mistake and I have done what I did. I have to accept and I do accept the penalty. 1998'de tamamen değişen kurallar bütün takımlara sıfırdan bir şans vermişti. Schumacher yıl boyunca aslında daha hızlı bir otomobil olan McLaren'daki Mika Hakkinen'le mücadele etti. Sezonun son yarışına kadar çekişme sürse de şampiyonluk Fin sürücüye gitti. Bu arada Schumi'nin Belçika'da tur bindirirken arkadan çarptığı David Coulthard'ın üstüne yürümesi yılın en çok konuşulan olayıydı. Schumacher çok kızgın. İfadesine bakın. Dominik Hall tutmaya çalışıyor Mia Schumacher'i. Schumacher McLaren garajına gidiyor basmaya belki de. David Coulthard'la Schumacher karşı karşıya araya mekanikerler girdi. Sakinleştirmeye çalışan iki pilotu da. Mia Schumacher'i hiç böyle görmemiştik. 1999'un ortasında İngiltere'de yaptığı kazayla sağ ayağı kırılan Schumacher, sakatlığı nedeniyle 6 yarışa katılamayınca şampiyonluk bir kez daha Hakkinen'e gitti. Takımlar şampiyonluğuysa Ferrari'ye teselli armağanı oldu. Ancak bu asla yeterli değildi ve baskı artık iyiden iyiye Schumacher'in omuzlarındaydı. 2000 Schumi'nin takımdaki 5. yılıydı ve şampiyonluktan başka çıkış yolu kalmamıştı. Takımın son 5 senede ürettiği en hızlı otomobil F1 2000 ile 9 zafer alan Alman sürücü Ferrari'nin 21 yıldır beklediği dünya şampiyonluğuna nihayet ulaşmayı başardı. Bu aynı zamanda 5 yıl sürecek büyük bir dominasyonun da başlangıcıydı. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you in equal second all time with Ayrton Senna. Does records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Schumacher bir sonraki yıl ikinci Coulthard'ın neredeyse iki katı puanla şampiyonluğa ulaştı.
2002'de Schumi ve Ferrari'nin üstünlüğü başka bir boyuta taşındı. Alman sürücü 17 yarışın 11'ini kazanıp tüm Grand Prix'lerde podyuma çıkarak yeni bir rekor kırdı ve 5. şampiyonluğunu aldı. Ancak Avusturya'da son virajda Barrichello'nun takım emriyle kendisine yol vererek galibiyeti hediye etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde finişi yan yana geçmeye çalışırlarken yarışı yanlışlıkla Barrichello'nun kazanması uzun yıllar unutulmayacak skandallar olarak hafızalara kazındı. 2003 zor bir yıl olsa da Alman sürücü sezonu genç Kimi Raikkonen'in 2 puan önünde şampiyon noktaladı. İlk 13 yarışın 12'sini kazandığı 2004 ise Schumacher'in en başarılı sezonu olarak kendisine 7. dünya şampiyonluğunu getirdi. Ancak 2004 aynı zamanda Schumacher'in Formula 1'i bütünüyle esir aldığı son sezon olacaktı. Ferrari 2005'teki yönetmelik değişikliğine ve yeni nesil otomobillere adapte olamayınca Schumacher sönük bir yıl geçirdi ve tek zaferini sadece 6 otomobilin yarıştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde kazanabildi. Artık karşısında genç bir İspanyol dünya şampiyonu vardı. Fernando Alonso. Tarihin en genç dünya şampiyonu 25 yaşındaki Fernando Alonso. Tarihin en çok şampiyon olan isim 37 yaşındaki Mia Schumacher'e karşı İstanbul Park'ta. Aslında Schumacher ama koridorda Fernando Alonso'nun çizgiye kadar beraber giriyorlar ama olmuyor. Olmuyor, Fernando Alonso Schumacher'i geçmeyi başarıyor. 2006 Schumacher'in kırmızı tulumla geçirdiği son yıl olacaktı. Sezona Renault takımı hızlı başlasa da Ferrari sonradan toparlandı ve Schumacher Alonso'ya karşı son iki yarışa kafa kafaya girmeyi başardı. Ancak Japonya'da 6 yıl sonra yaşanan ilk motor arızasıyla beraber şampiyonluk yine Alonso'ya gitti. Monaco'da sıralama turlarında Alonso'nun pole almasını engellemek için otomobilini pistin ortasına park etmesi ise Schumacher'in kariyerinin en utanç verici anlarından biriydi. Cheapest, dirtiest thing that I've ever seen in Formula 1. You know what I mean? He's just parking the car. Yeah, I think so. It's not very nice to do that kind of thing. Now let's hold the points for a moment and go right to the interview room where Peter Windsor is standing by with our top three finishers, and hopefully we'll learn more about the future of Formula 1's greatest champion. It's going to be my last Monza race I'm going to do. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. Emekliliğe ayrıldığı 2006 yılı itibariyle Schumacher 91 zafer, 68 pol pozisyonu, 76 en hızlı tur, 154 podyum, lider girilen 5111 tur ve tam 7 dünya şampiyonluğunu omuzlarına işlemişti. Onu sadece kırmızı tulumla hatırlamak isteyenler için 2010'da başladığı 3 yıllık Mercedes macerası muhtemelen yok hükmündedir. Zaten o 3 yılın toplamı da Schumacher'in sayılarına bir podyum ve bir en hızlı tur daha eklemekten fazlası değildir. Bazı sporcular kendi branşlarında öyle rekorlar kırarlar ki bir daha hiç kimsenin bu başarılara ulaşamayacağı düşünülür. Tıpkı Michael Schumacher gibi. 2006'da F1'den emekliye ayrıldığında neredeyse erişilemez bir noktadaydı. Etkisi Almanya'yı, İtalya'yı, Formula 1'i ve motor sporlarını çoktan aşmıştı. O artık Kızıl Baron, o artık Formula 1 dağının en tepesinde yalnız bir kral, o artık performans gösterdiği sporun bile önüne geçmiş bir ilahtı. Michael Schumacher, the most successful driver in Formula 1 history, is still critically ill tonight after suffering severe brain injuries. Michael Schumacher, İsviçre'de Meribel yakınlarındaki Fransız Alplerine bağlı Dondebörgin'de kayak yaparken kaza geçirdi ve başına aldığı darbe sonucu komaya girdi. 29 Aralık'taki kazanın ardından iki operasyon geçiren Schumacher, Fransa'daki Grenoble Hastanesi'nde uyutuluyor. O günden bu yana tüm dünya bir efsanenin uyanmasını beklerken Schumi'de yaşam savaşına devam ediyor. Tüm kararlılığı ve tükenmeyen inadıyla. This is the end, beautiful friend. This is the end. This is his last race, the seven-time Formula One world champion is finally leaving Formula One after an incredible career.
thank you to all the boys, all the mechanics, engineers, people I've been working with. I would like to say as well thank you to all the people that have been following us around the world and watching us on television, for being with us and sharing my particular passion for them. Thanks for all of this one. Wonderful time. Good memories it's going to be. Thanks again. Now, let's go and get ready to rumble for another race.